Efendim, Bir İnsan, Bir Mekan, Bir Lezzet programının yenisiyle tekrar karşınızdayız. Bugünkü bir insan temamız sevgili Demet Sabancı. Tarihi bir mekanı çok güzel bir yer seçtik. Hatta Demet Hanım seçti. Hem tarihi açıdan hem kültürel açıdan toplumumuzda çok büyük iz bırakmış bir oteldeyiz. Pera Palace Otel. Biraz Pera Palace Otel'i konuşacağız Demet Hanım'la. Demet Hanım, nasılsınız? Merhaba. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi otelinizde ağırladınız, ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Otelinizin tabii şöyle bir insan 100-150 yıla baktığında geçmişte müthiş bir tarih olduğunu görmemesi mümkün değil. 19. yüzyılın sonlarına doğru Orient Express İstanbul'a gelmeye karar verince onların getireceği profilde misafirleri ağırlayacak yeterince otel olmadığı düşünülüyor. Evet. Ve Pera Palace Oteli'ni o zaman inşa etmeye karar veriyorlar. Kimler kalmış, kimler bu otelde? Evet, Demet Hanım, kimler kalmış? Prens Edward geliyor oteli zamanında. Otelde kalırken babası vefat ediyor. Eyvah. Yani otele girerken Prens Edward olarak giriyor. Evet. Çıkarken Kral Edward olarak ayrılıyor. Ne kadar güzel bir öykü. Evet, çok güzel. Evet. Çok bravo, harika. Birçok böyle prensesler, selebriti olarak Agatha Christie ile tabii çok meşhur. Evet, onunla ilgili birkaç şey konuşalım zaten. Evet, Matahari var. Matahari var. Evet, evet. Onassis var. Onassis. Alfred Hitchcock var. Tamam. Greta Garbo var. Yani Hemingway çok, galiba Hemingway var. Hemingway var. Evet. Pierre Loti var. Pierre Loti de kalmış Pierre tabii. Pierre Loti, evet, bunların konsept odalarımız var. Otelin bir özelliği de bu ünlü konuklarından oluşan konsept odalarının olması. Onlara ithafen odalar mı yaptınız? Kesinlikle. Fakat bu otelimizin en değerli konuğu atamız. Evet. Gerçekten Dolmabahçe Sarayı'ndan evvel İstanbul'a geldiğinde burada kalırmış ve aynı odada her gelişinde konaklarmış. Daha sonra kendisinin ölümünün 100. yılında, pardon doğumunun 100. yılında müze oda olarak tescillendirildi. Dolayısıyla gerek otelde konaklayan misafirlerimiz, gerekse gün içinde sabah ve öğleden sonra birer saat açılış oluyor. Onun belli bir saati mi var acaba? Evet, belli. Mesela sabah 10 ile 11 arası, öğleden sonra 3 ile 4 arası. Yani halka açık aslında. Açık. İsteyenler Atatürk'ün müzesini ziyaret eder gibi. Evet, çünkü birçok özellikle öğrencilerimiz okullardan gelip de odayı görmek isteyenler oluyor. Yine bu bölgeye gelmiş misafirlerimiz görmek istiyor. Bizim için çok değerli. Evet, çok güzel. Gerçekten. Herhalde konsept olarak da müze otel konseptinde bu durumda belki de yapılmış olan, ülkemizde yapılmış olan ilk otel de burası olmuş oluyor herhalde. Yani Atatürk Müzesi ile birlikte. Evet, evet. Çok ilkleri olan bir otel. Evet, bazı ilkleri ben de biliyorum. Evet. Hatırladıklarımı söyleyeyim. Saraylar dışında elektrik verilen ilk bina olduğunu öğrendim. Doğru mu? Evet, doğru. Evet, bir tane elektrikli asansörü olan ilk bina gene burası. Evet, Eyfel'den sonra ikinci asansör elektrikli bu binada yapılmış. Ha, Türkiye'de ilk. Türkiye'de ilk. Dünyada iki. Dünyada da Eyfel'den sonra. Bunu da bilmiyordum. Bu da çok değerli, çok güzel. Bir de musluklarından sıcak su akan ilk bina galiba. Evet, evet. Bunlar çok değerli evet, bilgiler. Gerçekten çok ilkleri olan bir otel. İlk balolar, ilk güzellik yarışmaları, her şey. Her şeyin ilki burada ilkleri yapılmış. İlkleri burada olmuş gerçekten. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yavaş yavaş yok oluşu. Sonra Cumhuriyet'in doğuşu, sonra devrimler, Atatürk, her şeye tanıklık etmiş bir otel burası. Kimler geldi, kimler geçti. Demet Hanım, otelin tabii kaç yıl oldu? Biz 10 yılı geçti. 10 yılı aşkın süredir böyle her şeyi özenerek düşünüyorsunuz biliyorum. Yani otelde mesela çoğumuzun bilmediği enteresan güzel etkinlikler yapıyorsunuz. Birkaç tane örnek verir misiniz onlardan? Mesela edebiyat buluşmaları diye bir konseptimiz var. Yazarlarla yaşayan Türk yazarlarla. Türk yazar. Yok, yabancı, yabancı da olabiliyor. Da oluyor yabancı mu? Da oluyor. Onlarla bir araya belli aralıklarla mı? Belli aralıklar. Yani ayda bir defa
Evet. Perşembe buluşmaları hı hı. diye. Bazen 3 haftada bazen 4 tamam. haftada oluyor. Onu yapıyoruz. O çok ilgi çekiyor. Hı hı. Akşam 7'de tamam. başlıyor genellikle. Hı hı. Sonra cumartesi sabah konserlerimiz var. Sabah, her cumartesi veya çoğu cumartesi diyelim. Belli dönemlerde. Tamam. O da 11'de başlıyor. Klasik müzik Klasik mi? Müzik tamamen. Nerede yapıyorsunuz onu? Balo salonumuzda yapıyor. Çünkü çok ilgi görüyor. Evet. Hani 250'ye yakın. O kadar kapasitesi evet, var. Evet. Şey düzeninde mi? Yani izleme sinema düzeninde. Düzeninde tiyatro, bir, sinema tiyatro düzeni. Tiyatro düzeninde aha. oluyor. O çok ilgi çekiyor. Tamamen klasik evet. müzik. Aha. Değerli sanatçılarımızın katıldığı. Canlı tabii. Tabii evet, ki. Hatta TRT 2 de çekiyor o aa, konserleri tamam. her seferinde. Onun dışında bir de canlı tiyatro var. O nasıl? O da şöyle, ben bunu New York'ta izlemiştim. Hı hı. Konsept oradan yola çıkarak başlattığımız hı hı. tamamen hikayesi otele özel yazılıyor. Hı. Ve gelen izleyiciler... Evet. interaktif bir şekilde tiyatroya, tiyatroya katılmış oluyor. Aha. Çok değişik bir enteresan. Onu da sürekli ve düzenli şekilde bunu yapmaya çalışıyor musunuz? Bunu da her sene mutlaka hikayesini değiştirerek konusunu tekrarlıyoruz. Bütün bu etkinlikleri hani izlemek istersek aslında galiba Pera Palace Otel'in sosyal medya tabii, hesaplarından, bunların duyurularıyla evet, internet tabii, tabii, hesabından takip edebiliyoruz. Takip her zaman umuma açık etkinlikler ki. Bunlar. Aynen. Bazıları yanılmıyorsam Biletix'te de galiba tabii, var. Biletix'ten de takip bir kısmı, edilebilir. Tabii bu aha. cumartesi sabah konserlerimiz aha. gibi bunlar Biletix'le anlaşmamız aha. var. Çok harika. İlgili olan kişiler... Oradan bile biraz önce de çok güzel bir konseptten söz ettiniz. Şunu bana bir tekrar bir özetler aha, misiniz? Evet. Harika bir fikir tabii bu. Evet, bu da böyle. Şimdi bu otele biraz önce dediğimiz gibi çok ünlü konuklar hı-hı. gelmiş. Tabii bu selebritiler zaman zaman otelde konaklarken özel istekleri olmuş evet. şeften. Yemek, yemek içme üzerine. Evet. Ne kadar güzel ki. O dönemde işte 1950'ler, 60'larda gelen konuklarımızın isteklerini otel, kayıt altına almışlar. Otel çalışanları otel. Bunu müthiş bir incelikle, kesinlikle. Evet bu da evet. gerçekten not almışlar. Not almışlar. Kim ne sipariş etti, evet. kim ne yedi, evet, özel olarak istedikleri. Biz bunlardan bir menü oluşturduk. Buraya gelen misafirler... Her gün bu menüyü istediklerinde oluyor mu yoksa hayır, özel günlerde mi? Hayır, bunu sipariş etmesi gerekiyor. Önceden, çünkü evet, içinde bazılarının en az 24 saat marine edilmesi anladım. Gerekiyor. Onun anladım. İçin otelden bir veya iki gün önceden sipariş verilirse bu menü özel ya olarak gerçekten sunuluyor. Gerçekten çok güzel. Yani işte bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce burada konaklama yapmış evet. dünya çapında ünlü kişilerin yediği yemeğin aynısını gelip aynı ortamda yiyebiliyor olmak muhteşem bir duygu. Mesela bu Jacqueline Onassis o kadar çok seviyormuş ki bunu. Daha sonra Beyaz Saray'da da menüye ekletmiş. Ekletmiş. Aa, evet. Bravo. Yani çok enteresan. Tadı damağında kalmış evet, yani. Evet. Süper. Şimdi de yeni bir menü olarak Atamızın Sofrası. Oo, tamam. Bu da sanırım belki hiçbir otelde olmayan hı-hı. yeni bir menü. Hı-hı. Atamızın sevdiği yemeklerden oluşan bir menü oluşturduk. Yani biraz Atatürk'ün neyi niye sevdiğinin hikayesiyle birlikte. Evet, sofra adabıyla ilgili, sevdiği yemeklerle evet. ilgili. O bilgileri de paylaşarak bir sevdiği yemeklerden. Okuyorum, zeytinyağlı kuşkonmaz, Selanik usulü ıspanaklı börek, karnıyarık ve pilav. İrmik helvası. Evet, evet. Böylece atamızı da anmış olalım. Demet Hanım, şimdi bizim programın konseptine uygun olarak bir de lezzet mekanı konuşmak istiyoruz sizinle. Yeme içmeyle aranız belli ki çok özel ve hassasiyet de gösterdiğiniz bir konu. Sizin İstanbul'da böyle en sevdiğiniz, gitmekten en hoşlandığınız mekan neresi var mesela? Evet. Onu da şöyle önermek istiyorum. Yeni bir konsept yaptık biz. Öyle mi? Bizim Hiref diye bir markamız var. Mağazanız da var aksesuar değil mi? Evet, üzerine. Aha, çok şık. Ve bunun da başlangıç noktası kültürümüzden yola çıkarak. Hı-hı. Bütün hı-hı. tasarlanan ürünler
tarihi ve kültürel motiflerimizi öne çıkarmaya çalışıyorsunuz. Onları biraz daha modernize ederek, güncelleştirerek biz yeni bir konsept oluştururken yanında Türk lezzetlerini de sunalım istedik. Harika bir fikir. Bugün sizin deneyimleyeceğiniz, umarım beğenirsiniz. Orada oluşturduğumuz... Hiref'in içinde mi oluşturduğunuz? Hiref'in içinde, evet. Böyle çünkü küçük bir restoran gibi yaptınız. Evet. Yeni konseptler bu yönde gelişiyor. İki farklı konsepti birleştiriyorlar. Dünyada da mesela kitapçılar kafelerle birleşiyor. Evet. Veya böyle işte mağazalar kafelerle birleşiyor. Tamam. Biraz onu Türkiye'de yapmak istedik. Tamam. Biraz sonra göreceksiniz. Mesela Adana'dan analı kızlı çorbamız. Aa, ne kadar güzel. Antep'ten kuru patlıcan dolması. Bu çok iyi bir konsept. Sizi de bu konuda tebrik ediyoruz. Beğeneceğimizden de eminiz. İnşallah orada lezzetlerinizi tadacağız. Bize zaman ayırdığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu güzel çalışmalarınız için tebrikler. Başarılarınızın devamı. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Pera Palas Oteli'nin Atatürk Müzesi kısmındayız. Atatürk'ün sıklıkla kaldığı bir otel olduğunu hepimiz biliyoruz. Atatürk'ün doğumunun 100. yılında özel izinle burası müze haline getirilmiş. Atatürk'ün hayatında kullandığı, ona hediye edilen bir sürü birbirinden kıymetli obje burada sergilenmekte. Burası da zaten her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere birer saat ziyarete açık. Efendim, Türkiye'nin ilk elektrikli asansörü, dünyanın ikinci elektrikli asansörü. Birincisi Eyfel. Bu nasıl bir deneyim? Görelim bakalım. Müthiş bir his. Pera Palas Oteli'nin en önemli konuklarından biri Agatha Christie. Doğu Ekspresi'nde Cinayet isimli şu meşhur polisiye romanın yazarı. Agatha Christie'nin Orient Ekspres'le, Doğu Ekspresi'yle İstanbul'a geldiği, hatta birden çok kere geldiği, her geldiğinde Pera Palas Oteli'nde kaldığı, hatta burada kaldığı dönemde Doğu Ekspresi'nde Cinayet isimli kitabı yazdığı, kaleme aldığı söyleniyor veya biliniyor. Agatha Christie'nin hayatını konu almak için isteyen Warner Bros. Biraderler, Agatha Christie'nin hayatını incelerken bir 11 günün izini kaybediyorlar. Yani 11 gün Agatha Christie kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor. Ve o bilinmemezlik aslında biraz da gizem yaratıyor. Onu araştırmak için bir medyumdan yardım almak istiyorlar. Dünya çapında meşhur bir medyum var, Tamara Rand adında. Tamara Rand'den destek isteniyor. Tamara Rand o doğaüstü güçlerini kullanarak Agatha Christie ile iletişime geçiyor. Ve o kayıp olduğu günlerde Agatha Christie'nin İstanbul'da Pera Palas Otel'de 411 numaralı odada olduğunu söylüyor. Bu odada yapılan araştırmalar sonunda döşemenin altından bir anahtar çıkıyor. Sonra o anahtarla birlikte otele gelinecek. Otelin işte o anahtarı açacağı kasa açılacak ve içinden belgeler çıkacak. Warner Bros. Film şirketi bunu bir film mevzusu yapmak istiyorlar. Otelin o dönemki yetkilileri de bundan hani bir ücret talebi oluyor ve karşılıklı anlaşılamıyor. Ve burada Agatha Christie hikayesi kesintiye uğruyor ama gizemini hala korumaya devam ediyor. Burası da Agatha Christie'nin kaldığı oda
Duvarlarda Agatha Christie'nin özel hayatından veya gazete küpürlerinden resimler var. Burası müze gibi değil, umuma açık bir yer. Yani bu otelde kalmak isteyenler ücretini ödedikleri takdirde dilerlerse Agatha Christie'nin kaldığı odada kalabiliyorlar. 4. kat 411 numara. Efendim Nişantaşı'nın en güzel mekanlarından bir tanesi burası. Mim Kemal Öke ile Abdi İpekçi caddelerinin kesiştiği köşe. Hiref Kafe. Aslında hediyelik eşyaların da satıldığı çok şık bir mağaza burası. Şimdi Demet Hanım'ın işaret etmiş olduğu tüm yöresel lezzetleri deneme fırsatımız olacak. Bakalım neler var. Açıyoruz. Aa, ne çıktı karşımıza? Annesiyle kızı çıktı, analı kızlı. Bu bir Adana mutfağından güzel yöresel bir lezzet. Çorbayla ana yemek arası kıvamında. Tabii hikayeleri var bütün bu yemeklerin. Hikayelerini de böyle çok güzel fotoğraflarıyla birlikte kartlara yazmışlar. Hem Türkçe hem İngilizce olarak. Yani misafirler, özellikle yabancı misafirler bu lezzetleri tadarken ne yediklerini ve hikayelerini de bilerek yiyecekler. Yani işte kızından ayrı kalan annesi, işte kızı bir istemediği bir erkekle kaçmış. Sonra uzun süre sonra birbirlerini özlemişler. Anne kız bir araya gelmiş. 7 gün 7 gece kutlamalar yapmışlar. Ve misafirlere her gece bu analı kızlı çorbadan veya yemekten ikram etmişler. Bunun böyle enteresan ve güzel bir hikayesi var. Bir diğer yemek burada tabii ki Kayseri'nin el yapımı mantısı. Daha tabağın sıcaklığı üzerinde sarımsaklı yoğurtla birlikte onu deneyeceğiz. Aynı şekilde bunun da hikayesi kartta tabii ki yazıyor. Şurada Antep yöresinin kuru biber dolması, bu etli olanı. Bunu da aslında tabii yoğurtla yemek gerekiyor. O yüzden yoğurtla servis ediliyor. Önümde ayrıca erişte var. Erişteyi Bolu'nun meşhur keş peyniriyle birleştirmişler ve harika bir lezzet çıkmış ortaya. Bu mekanda tabii ki çok güzel zeytinyağı ve ülkemizin, Anadolu'nun yerel üzümlerinden yapılmış olan yerli şarapları da mümkün. Harika bir yemek, harika bir ortam. Afiyet olsun.